Are you scared? Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün bir başka Ketyap videosu ile beraberiz. Aranızda bu konudan biraz sıkılanlar var. Merak etmeyin, ben de onlardan biriyim. Ama aranızda fazlasıyla Kate'in yeni videoları hakkında yorumlar yapmamı, videoları incelememi isteyenler de var. Geçenlerde Instagram'dan sormuştum size, hatta böyle mini bir anket yapmıştım ve çok büyük bir çoğunlukla bu konuda video çekmemi isteyen oldu. O yüzden tekrar beraberiz. Biliyorsunuz Ketyap 3-4 sene önce özellikle de internette ASMR furyasının patladığı dönemlerde oldukça popülerdi ki hala popüler. Tabii ki bunun nedeni aşırı fazla miktarlarda ve çoğunlukla çiğ yiyeceklerden oluşan yemekleri çok hızlı bir şekilde yemesi. Ancak bir süre sonra videolarında bazı gizli mesajlar, yardım çağrıları ve vücudundaki yaralar dikkat çekmeye başladı. Sevenleri kendisinin kaçırıldığını, yemek yemeye zorlandığını, hatta rehin tutulduğunu savundu. Derken Kate birden kayıplara karıştı ve tam 3 sene video atmadı. Ancak kendisiyle ilgili teoriler asla durulmadı. Geçtiğimiz haftalarda Ketyap seneler sonra ilk defa video yükledi. Bununla ilgili detaylı bir video çekmiştim, geçtiğimiz ay yukarıya bırakıyorum. Bu videosu da gizemli yardım çağrıları, koptuğu söylenen dişler ve arka planda duyulan gizemli seslerle doluydu. Konuşulan konulardan biri de arkadaşlar bu kişinin aslında Ketyap olmadığı yönündeydi. Ve hatta bazıları bunu bir kadın değil bir erkek olduğunu bile savundu. Ve başka bir iddia daha var, o daha da ilginç. Yeni attığı bu videoların aslında eski videolardan biri olduğu, 2019 ve 2020 senesinde o ilk zamanlarda çektiği ASMR videolarından olduğu ve daha sonradan yüklendiği konuşuluyor. Biliyorsunuz ki internet aleminde bir deli bir kuyuya taş atar ve ardından 40 akıllı onu oradan çıkaramaz. Bence değil, ben bu iddialara hani şahsi olarak çok sıcak bakmıyorum. Bana biraz saçma geliyor. Çünkü videodaki kişinin elleri, dudakları, hani yüz yapısı falan bana bariz Ketyap'ı andırıyor bence. Arkadaşlar tabii ki 2-3 sene içinde video yüklemediği için vücudunda, yüzünde, ellerinde, kollarında da ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir. Çok normal bir şey bu. Uzun zaman sonra attığı bu ilk videodan sonra Ketyap arda arda 2 video daha yükledi. Şimdi onların detaylarına bakacağız ve bu videolardan bir tanesinde de maskesini ve kafasındaki o örtü ya da şapka neyse çıkartıp attı. Çok heyecanlı. Daha ilginç olan bir konu var ki o da arkadaşlar yediği yemek. Ayrıca Kate'in hangi ülkeden olduğunu da ortaya çıktığı söyleniyor. Videonun ilerleyen dakikalarında ona da değineceğiz. 10 Aralık Cumartesi günü İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'ndayız. Buluşma ve imza günümüz olacak. Isabel'le beraber oradayız. Herkesi bekliyoruz. 1.30 gibi başlayacak ama daha erken gelirseniz daha iyi olur. Sıraya girebilirsiniz daha erken gelip. Çünkü çok çok kalabalık olacağını düşünüyoruz. Bir güzel haberim daha var sizler için. Yeni bir dedektiflik oyunu hazırladık. Editörüm ve eski komiser Samet Baysal'la beraber bayağıdır üzerinde uğraşıyoruz. Çok güzel oldu. Aşağıya açıklamalar kısmına linkleri bırakacağım. Bir haftaya kadar satışa açılmış olur diye tahmin ediyorum. Ara ara gelip bakarsanız oradaki linkten ulaşabilirsiniz. Yüklediği yeni videosundan sonra Kate 2 video daha attı. Videonun kapağında "Sorry, I was too hungry." yani "Üzgünüm, çok acıktım." yazıyordu. Yediği şey ise yaklaşık 3 ila 5 kilo arasında olduğunu tahmin ettiğim çiğ kıymaya karıştırılmış onlarca çiğ yumurta ve yanında yine yediği çiğ somon ve benzeri yiyeceklerden oluşan devasa bir tabaktı. Çiğ kıymanın üzerine ketçap, mayonez, susam yağı, soya sosu, şeker, soğan ve çeşitli baharatlar ekleyip karıştırdı ve üzerine çiğ yumurtaları döktü. Yani bizim Türk mutfağında köfte yapmadan önce o hazırladığımız karışım gibi düşünebilirsiniz. Ve bunu tabii ki pişirmeden yedi arkadaşlar çiğ olarak. İzleyenler vardır aranızda. Videonun ilk dakikasında, yani birinci dakikasında ise dişi düştü yine. Ve ilerleyen dakikalarda da çok fazla diş kaybettiğini, bu yüzden yemesinin zor olduğunu belirten bir not iletti sevenlerine. Aradan geçen 3-4 seneden sonra hala dişlerini yaptırmamış olması da bir enteresan bence. Üçüncü dakikadan sonra ise takipçilerine oldukça ilginç bir not iletti. Gerçekten kaçırıldığımı mı düşünüyorsunuz? Hayatımın sonuna kadar bu şekilde kaçırılmayı isterim. Yani bunu söylerken aslında atın ölümü arpadan olsun demek istiyor. Ve devamlı yemek yiyecekse kaçırılmış olmasının aslında bir sorun olmadığını belirtiyor. Mantıklı buldum. Videonun sonlarına doğru ise Kate çok ifadesiz bir şekilde yemekleri ağzına tıkarken gözümüze çarpıyor. Ancak burada karşısında biri mi var yoksa çok fazla yemek yediği için hani durağınlaşıyor mu yoksa midesi mi bulanıyor? Tabii ki bunu söylemek pek mümkün değil. Ve video sonunda ise arkadaşlar Kate o çok konuşulan hareketi yapıyor. Maskesini ve kafasındaki o örtüyü ya da şapkayı çıkartıp
atıyor. Biz tabii ki yine kendisinin yüzünü göremiyoruz ve neye benzediğini bilmiyoruz. Ancak Ketyap'ın nereli olduğu ile ilgili bir takım bulgular mevcut. Biraz önce de videonun başında söylemiştim sizlere. Diyorsunuz ki kendisinin kimliği, nerede yaşadığı ve neye benzediği tamamen bir sır. Ancak eski videolarından birinde o waffle makinesinde beyin pişirdiği videoda bu makinenin Fransa'da olduğu ve orada satıldığı ile ilgili bir video yapıldı ve videodaki kadın bu makineden kendisinin de olduğunu ve sadece Fransa'da bulunabileceğini iddia etti. Ayrıca Kate'in eski videolarına, en eski videolarına bakarsak açıklamalar kısmında İngilizce cümlelerin altında aynı zamanda Fransızca yazılar ve açıklamalar da gözümüze çarpıyor. Her ne kadar kanalın hakkında kısmında Amerika Birleşik Devletleri'nden olduğu yazsa da kendisinin Fransa'da yaşamasa bile en azından Fransızca konuşulan ülkelerden birinde yaşadığı çıkarımında bulunabiliriz. Videoya dönecek olursak bu videoyu izlemek benim için gerçekten çok zordu. Çünkü biraz midem kalktı. Hani çiğ yumurta ve çiğ her şey çiğ. Ve gözümden kaçan bir şey olmasın diye tam 3 kere izledim arkadaşlar. Çiğ yemek yemek bakteriler ve vücuda olan etkileri açısından aslında çok tehlikeli. Ve ayrıca bu videosuyla beraber insanlar tekrardan acaba gerçekten yemek yemeye zorlanıyor mu diye düşünmekten kendilerini alamadı. Çünkü bu şekilde yemek yemek her baba yiğidin hakkı değil. Ve ben mesela kafama silah dayasalar anca öyle yerim böyle bir şey. Yoksa imkansız yani. Evet, belki raw salmon, çiğ somon ya da tunayı suşilerin içinde yemekten çok zevk alıyoruz ve yiyoruz. Herhangi bir şekilde bize zarar dokunmuyor. Ama onlar özel bir prosesten, işlemden geçmiş çiğ etler aslında. Normal hani balık haline gidip de siz bir somon ya da tunayı alıp hatır hatır yemiyorsunuz. Öyle bir şey değil. O şekilde yenmiyor. Çiğ kıyma, et ve yumurta yemek ise inanılmaz derecede tehlikeli ve uzmanların asla önermediği bir şey. Salmonella gibi pek çok bakterinin bulaşmasına neden olabilir ve bu da gıda zehirlenmesine ve tifo gibi hastalıklara yol açabilir. Ayrıca bunu yemek için de mide gerekir diye düşünüyorum. Gelen tepkiler belki biraz abartı olmuş olacak ki Kate ya bu videosunun altındaki yorumları kapatmış. Bir önceki videosunda olduğu gibi yine bazı harfler büyük yazılmıştı ve bilin bakalım hangi kelimeyi veriyordu. SOS yani yardım çağrısı. Bu arada bu videoda ellerinde de bir takım yaralar olduğu iddia edildi ama benim gözüme hani öyle çok yara tarzında ya da morluk tarzında bir şey çarpmadı. Bence bunlar tamamen ya iddialardan oluşan, asılsız iddialardan oluşan şeyler. Gelelim son videosuna. I am not kidnapped. Ben kaçırılmadım yazan bir video. Videoları biraz daha az izlenmesinden dolayı mı daha sık video atmaya başladı bilinmez ama bu başlıkla ve video içindekilerle Ketyap takipçilerinden artık biraz tepki çekmeye başladı. Eski videolarında onu destekleyici ve tatlı yorumlar genellikle üst sıralarda yer alırken bu videosunda çoğunlukla artık insanlar kendisine çok fazla inanmadıklarını ya da hani rol yaptığını düşündüklerini söylemeye, dile getirmeye başladılar. Belki de devamlı aynı gizli mesajları yayınladığı, yardım çağrısı gibi gizli mesajlar yayınladığı ve yalnız olduğunu söylediği halde arka plandan gelen gizemli sesler ve etkileşimler olmasından kaynaklanıyor olabilir tabii ki bu. Dikkatli dinlerseniz videoda 3. dakikadan sonra uzun bir uçak sesi duyuluyor arkadaşlar. Bu da bize aslında Kate'in çok izole bir yerde olmadığı gösteriyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki Samar McBank mikrofonları çok hassas ve en ufak sesleri bile yakalayabiliyor. Ayrıca yemek yerken de gerçekten çiğnemede zorluk çektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. En azından çok sert bir şekilde çiğnemiyor ve arka dişlerini kullanmıyor arkadaşlar. Bu yüzden dişlerinin döküldüğü ya da videolarda yazdığı gibi tedaviye ihtiyaç duyduğu teorisi gerçekten doğru olabilir. Ve video sonuna doğru yine her zamanki gibi ilgi çekici ve gizemli bir hale bürünüyor. 10. dakikadan sonra videoda ilginç bir ses duyuluyor ve Ketyap da kafasını çevirip arkaya bakıyor. Dikkatimi çeken diğer bir konu ise bilmiyorum gerçekten ilgi çekici bir şey mi ama bu son videosunun editi bana diğerlerinden çok farklı geldi. Çünkü video içinde inanılmaz fazla cut var yani kesin. Hatta bazen saniyeler içinde bile çok fazla kesim olduğu görülüyor. Yani üstten alttan yandan ya da video içinde ses de kesiliyor aynı zamanda. Hani izlediyseniz ya da dikkatli dinlerseniz bunu net bir şekilde zaten duyup görebiliyorsunuz. Tabii ki önceki videolarında da bazı editler vardı ama bu kadar fazla değildi. Normalde Ketyap yemek yer ve düz bir şekilde yani çok fazla edit olmadan bunu bizlerle buluşturan bir sevdiğimiz bir YouTuber arkadaşlar. Tam 13.35. saniyede ise son videosundan bahsediyorum. Böyle ben gözünün altında hafif bir morluk ya da kızarıklık gibi bir şey gördüm. Belki ışıktan da kaynaklanıyor olabilir. Ondan tam emin olamadım ama 13.55'te ise arkadaşlar Kate bir süre duraklıyor ve 4-5 saniye kadar öyle kalıyor
videonun o kısmı gerçekten çok ilginç. Hani karşısında birine mi bakıyor ya da bir talimat mı geliyor ya da niye o şekilde duraklıyor? Hani hiçbir fikrim yok ama bana biraz ürkütücü geldi, ürpertici geldi o sahne. Gerçekten garipti ve hiç hareket etmeden öylece bekledi. Kate'in videolarını çözmek ve izlemek aslında bayağı eğlenceli, böyle içinde bilmece gibi şeyler oluyor. İçine böyle büyük harfler ya da gizemli sesler falan yerleştiriyor ya da hani gerçekten öyle bir şey var bilmiyorum. Bir yandan eğleniyorum, bir yandan da aslında artık birazcık video başında da söylediğim gibi kabak tadı vermeye başladı. Ama siz Kate Yap'ı benim videolarımla tanıdınız Türkiye'de ve o yüzden muhtemelen devamlı olarak Kate video attıkça benim de video yapmamı istiyorsunuz. Ben de sizleri kırmıyorum ve sizleri Kate Yap videolarıyla buluşturuyorum. Son videosunun yine benim de dikkatimi çeken ve yorumlarda da tartışılan bir konu daha var. Onda da yine video içinde bazı büyük harfler kullanması ama bu sefer help, işte SOS, yardım çağrısı ya da yardım et gibi şeyler değil. Anlamsız bir kelime ortaya çıktı. Ben onları not aldım arkadaşlar. COMAP gibi bir şey çıkıyor. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Yani Google Translate'e de yazdım. Herhangi bir lisan, herhangi bir dile ait gözükmüyor. Belki içindeki harfleri birleştirince bize enteresan bir şey veriyor olabilir. Hani Kate bu işi birazcık ilerletip daha böyle enteresan, çözülmez ve bilmece haline getirmiş olabilir. Ama normal bu haliyle herhangi bir İngilizce ya da Fransızca, İspanyolca, herhangi bir dile lisana ait bir kelime ortaya çıkmıyor. İnsanlar da ne olduğunu tabii ki bulamamışlar bunun. Konuşuluyor yani. Bakalım belki ilerleyen videolarında devamı gelecek ve bize böyle anlamlı bir cümle ortaya çıkacak falan. Çok heyecanlı bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Kate'le ilgili yaptığımız, yeni video attıktan sonra yaptığımız ikinci videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Ben kendisini seviyorum. Umarım hep video atmaya devam eder. İzlemek, böyle dediğim gibi içindeki bilmeceleri, testleri vesaire çözümlemek hoşuma gidiyor. Sizler de seviyorsanız videoların devamı hani ilerleyen aylarda gelir. Üst üste gelmeyecek ama. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Ve sevildiğinizi de unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.